her sonunda tutunamadı. Geçtiğimiz hafta içinde tedarik sağlayamadım. Buradan ben çekiliyorum. Nereye? Dinyeper'in tamamen doğusuna çekileceğim dedi. Rus birlikleri gerçekten 48 saat, işte binlerce Rus askeri var, nasıl çekilecek bir hafta falan filan derken 48 saat içinde çekildiler ve bugün Zelenski Herson'a girdi. Her şey çok güzel olacak diyor. Ukraynalılar son derece sevinçli. Evet, yani ekmek yok, su yok, ısınma yok, elektrik yok. Ama Rus da yok. Her şey çok güzel olacak diyor Hersonlular. Burası Rus ordusunun yaklaşık 9 ay işgal altında tutup geçen hafta apar topar çekildiği Herson kenti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski işgalden kurtarılan kente gitti. Belediye binası önünde göndere bayrak çekme törenine katıldı. Zelenski, Herson'u kurtarmak için düzenlenen karşı taarruzda görevli askerleri tebrik etti. Rusya'ya inanmadıkları için cephede mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Ukrayna lideri, "İlerliyoruz ve barışa hazırız." dedi. Bu savaş sonun başlangıcı. Çünkü güçlü ordumuzun farkındayız. Adım adım ülkemize geçici olarak işgal edilen tüm topraklarımıza geri geliyoruz. Cephede ilerliyoruz. Barışa hazırız ama ülkemiz için bizim istediğimiz koşullardaki barışa hazırız. Zelenski, Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan NATO'ya ve diğer ülkelere de teşekkür etti. Özellikle çoklu füze fırlatma sistemlerinin sahada büyük fark yarattığını söyledi. Ukrayna lideri, Rusya'yı Herson'da savaş suçu işlemekle de suçladı. 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini belirterek, tüm katilleri bulup adalete teslim edeceğiz dedi. Zelenski'nin Herson ziyareti Kremlin Sarayı'na soruldu. Sözcü Dmitri Peskov yorum yapmadı. Herson'un hala Rus toprağı olduğunu ileri sürdü. Herson, 3 Mart'ta Rus işgaline girmişti. Ukrayna ordusunun Ağustos sonunda başlattığı karşı taarruzu püskürtemeyen Rus ordusu, Cuma günü kenti terk ederek Dnieper Nehri'nin doğu yakasına çekildi. Herson artık özgür olsa da hayat henüz normale dönmedi. Kentin birçok noktasında mayın var. Köprüler yıkıldı, elektrik, su ve ısıtma altyapısı hasar gördü. Herson sakinleri tüm bu sorunlara rağmen mutlu. Elektriğimiz yok, su yok, internet yok, iletişim kuramıyoruz, ısıtma yok. Ama aynı zamanda Ruslar da yok. İşte bu nedenle mutluyuz. Sükunet yeniden tesis edilecek, her şey iyi olacak. Mutluyuz, Ukrayna geri döndü. Ve en önemlisi de bu. Bir kez daha şu bilgilerin de altını çizelim. Bunlar olurken Bali'de, Endonezya'nın başkenti Bali'de G20 liderler zirvesi var. Bugün Çin devlet başkanıyla görüştü. ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada. Tahıl krizi ikinci kez açtıktan sonra altını bir kez daha çizmek lazım. Gazeteciler sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nasıl Putin'i ikna ettiniz diye. Onu önce Biden anlatacağım, sonra size anlatırım demişti. Şu bilinmiyor, acaba Erdoğan ve Biden bir araya gelecekler mi? Dünkü bu menfur terör saldırısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne demişti? Biz mesaj ne, onu aldık biliyoruz. Cevabını vereceğiz, çok kuvvetli bir cevap vereceğiz. Ayrıca da Ankara, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Gayet net Amerika'ya verilen bir mesaj vardı. Altını çizelim. Bugün Ankara'da da iki istihbarat, iki ülkenin istihbarat yetkililerinin bir araya geldiği açıklandı, netleşti. Ev sahibi ise Milli İstihbarat Teşkilatı. Elimizdeki notları hızlıca aktaralım. Rusya ve ABD istihbaratı Ankara'da buluştu. Rusya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narishkin ve CIA Direktörü William Burns masaya oturdu. Türk istihbarat kaynakları görüşmenin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ev sahipliğinde yapıldığını açıkladı. Kremlin Sarayı haberi ne doğrulayabiliriz ne de yalanlayabiliriz derken Beyaz Saray teyit etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada CIA Direktörü Burns, Rus mevkidaşıyla görüşmek için Ankara'ya gitti denildi. Burns'ün Rus mevkidaşıyla Ukrayna'daki savaşın çözümü için herhangi bir müzakere yapmadığı, görüşmede Rusya'nın nükleer silah kullanması olasılığında yaşanacak sonuçların ele alındığı belirildi. Yani Washington, Rusya'ya nükleer kullanma ayağını denk al demek için ben Ankara'ya gidiyorum mesajı verdi. Rusya ile ABD arasında bu düzeydeki son danışma toplantısı Ekim 2021'de yapılmıştı. Ukrayna Savaşı'ndan önce ise Rus ve Amerikan heyetleri 10 Ocak'ta
Cenevre'de bir araya gelmişlerdi. Güvenlik garantisi taleplerine olumlu yanıt alamayan Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmişti. Savaş devam ediyor. Türkiye bu süreçte Rusya, Ukrayna ve Batı arasında diyalog köprüsü kurabilen tek ülke oldu. Ankara'nın güvenilir arabulucunun rolü sayesinde tahıl anlaşması ve esir takası gibi işbirlikleri hayata geçirildi. Şimdi ise olası bir nükleer savaşın önüne geçmek için yine masa Ankara'da kuruldu. Rus ve Amerikan istihbaratı doğrudan diyaloğu Türkiye'de, başkente gerçekleştiriyor. Erdoğan Paşa, şimdi bu görüşmeyi nasıl değerlendirmek lazım? Biz kesinlikle Ukrayna için pazarlık yapmıyoruz. Ateşkes, yani Ukrayna'yı görmezden gelmiyoruz. Aslında şu da söylenmişti. Biden savaş yorgunu Avrupa'nın havlu atmasından endişe ediyor. Nihayetinde durum belli. Çünkü bütün Avrupa'ya grevler yayıldı. Hani Yunanistan'daki falan manzaraları biliyoruz. Ortalık savaş alanına döndü. Enflasyon. Bu enerji krizi, bunlar protesto ediliyor, işsizlik, maaşlar, bütün bunlarla birlikte, grev dalgalarıyla birlikte, tabii bunların tercümesine bu savaşın yol açtığı tablo, ekonomik tablo. Bu nedenle de artık daha çok da fazla uzatmayalım, şu ateşkese biraz bir kapıyı arala, öyle Sivastopol, Kırım, Kerç Köprüsü saldırısı falan gibi saldırılar da yapma dediği, baskı uyguladığı söyleniyordu. Bunlar tabii ki teyit edilmedi. Bugünkü görüşmeye dair, Ankara'daki görüşmeye dair yine bir ateşkes müzakere falan filan için bir araya gelme değil, nükleer kullanırsan çok fena olur demeye geldik diyor. Ama siz nasıl okuyorsunuz? Bir, sahadaki durumu, iki, Ankara'daki görüşmeyi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce Ankara'daki görüşme için o tamamen Zelenski'yi falan rahatsız etmeme açısından. Bakın biz herhangi bir şekilde bu ateşkesi falan görüşmüyoruz. Barış anlaşmasını görüşmüyoruz. İşte nükleeri görüşüyoruz. Yani nükleer herhangi bir felaket olacaksa bunun ne kadar etkili olacağı belli değil mi? Bu tamamen bir şekilde üzerini kaplama, ama buz gibi benim anladığım kadarıyla ateşkesi görüşüyorlar. Çünkü hem Ukrayna biliyorsunuz altyapı yönünden fevkalade zarara uğradı. Aynı zamanda Rusya'da kayıpları çok yüksek olması nedeniyle özellikle biliyorsunuz Herson'dan Dinyeper Nehri'nin doğusuna çekildi. Şimdi Rusya'nın bence korkusu ne? Bana göre bir şekilde daha kuzeydoğudan Ukrayna birliklerinin Azak Denizi'ne çıkması. Yani Azak Denizi'ne çıkıp o iki kuzey Donbas bölgesiyle güneyin arasına girmesi. Bakın bunda orası zaten biraz dar şerit. Dinyeper Nehri'nin doğusu da, yani belirli bir şekilde çekilme imkanı da var Ukrayna ordusunun geriye. Burada Dinyeper'in hemen Herson'da, hemen Dinyeper'i geçip de bir harekat icra ederse ola ki bir bozgunda bayağı bir imhaya neden olabilecek bir ortam yaratmış olur. Onun için o riski göze alamaz Ukrayna, ama doğuda göze alır. Çünkü Dinyeper'in doğuda büyük bir Dinyeper'den sonra arazi parçası var. O bölgede incelmiş bir bölge de var zaten. Evet. Uzun süre zaten oralarda direnmişti Ukrayna. Şimdi bir yarma harekatı yapıp Azak Denizi'ne çıkabilir. Şimdi böyle bir olayı artık Avrupa'da kaldıramayacağı. Yani en çok biliyorsunuz Avrupa'da etkilendi. Biraz evvel siz çok güzel izah ettiniz. İşte grevler, her türlü enerji sıkıntısı, diğer sıkıntılar ortada. Enflasyon yüksekliği, bir şekilde işsizlik, hepsi ortada. Herkes bir şekilde ateşkes istiyor bana göre. O nedenle bu toplantı tamamen ateşkes üzerine diye düşünüyorum. Ve bunu yani önce istihbaratçılar, daha sonra daha değişik ilgililer, dışişleri, işte savunma bakanlıkları falan da bir değerlendirme yapıp onun sonucunda daha iyi noktaya getirilebilir diye düşünüyorum. Evet.